Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Fön çektirecektim ben. Tabii. Saçın temiz mi? Temiz, temiz. Bu ne şıklık? Teşekkür ederim. İşe gideceğim de. Aa, öyle mi? Hı hı. Canım, fönü taksana. Otur. Cemre ne yapıyor? İyi, ne yapsın işte, çalışıyor. Arkadaşı da Antalya'ya gitti, yalnız kaldı o da tabii, değil mi? Hangi arkadaşı? Yapmayın Allah aşkına. Kimden bahsettiğimi siz çok iyi anladınız. Buyur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aradı mı Cemre'yi hiç? Konuştular mı? Ay, yani ne diyorsun sen? Kimden bahsediyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Bilmece gibi konuşuyorsun yani. Vallahi ben çözemiyorum. Anlaşıldı. Benden başka herkesin kuzeyin kiminle Antalya'ya gittiğinden haberi var demek. Biriyle mi gitmiş? Evet. Zeynep'le birlikte gitmişler. Aa, öyle mi? Yapmayın böyle, ne olur. Sizin de haberiniz var, biliyorum. Siz hepiniz bana karşı olduğunuz için düşünmüyorsunuz tabii. Daha balayında böyle bir şey yaşadığım için neler hissettiğimi. Benim düştüğüm durumun farkında değil kimse. Daha şimdiden aldatıldım. Gururum ayaklar altına alındı. Keşke Zeynep'le Kuzey'i yakıştıranlar bir de benim yerime koyabilseler kendilerini. Oh, ay yok öyle aldatılma falan. Nereden çıkarıyorsun? İkisi de oraya iş için gitti. Hem Kuzey uçağa binene kadar bilmiyormuş ki Zeynep'in de oraya geleceğini. Yani Zeynep de bilmiyormuş Kuzey'i çünkü Banu Hanım hiç bahsetmemiş bile. İkisi de birbirlerinden habersiz aynı şeyi anlatmışlar Cemre'ye. Cemre de biliyor yani. Herkes gülüyor arkamdan. Acıyorlardır belki de, kim bilir. Ay sen de yapma böyle Allah aşkına. Ortada ne acınacak durum var ne gülünecek durum var. Yani kendini boş yere doldurma rica ederim. Boş yere mi? Bugün sabahın köründe Kuzey'in odasını aradım. Zeynep çıktı telefona. Ne diyorsunuz siz? İstedikleri kadar inkar etsinler. Geceyi birlikte geçirdiklerini biliyorum ben.